aynı samimiyetle devam etmekteydi. Adam bir süre daha bekledi ama sabredemedi, ayağa kalktı tekrar. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak dedi. Peygamber Efendimiz yine cevaplamadı. Adamı tekrar oturttular. Biraz daha sohbet devam etti. Adam üçüncü kez, bir kez daha kalktı ve aynı soruyu bu defa daha gür sesiyle, ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak diye üçüncü kez sordu. Allah Resulü yine cevap vermedi. Ezan vakti geldi. Hilal-i Habeşi o güzel sesiyle ezan okudu. Huşu içerisinde Allah Resulü namazı kıldırdı. Namazdan sonra ashabına döndü ve kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. Buradayım ya Resulallah dedi. Yanına çağırdı. Söyle bakayım dedi. Sen kıyamet için ne hazırladın? Adam şaşırmıştı. Soru sormaya gelmişti. Soruyla karşılaşmıştı. Dedi ki ya Resulallah, ben 5 vakit namazımı kılarım ama fazla nafilem yok. Ramazan orucumu tutarım ama fazla nafile orucum yok. Zekatımı veririm ama fazla hayır hasenatım yok. Ama ben Allah ve Resulünü çok severim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü hepinizin çok iyi bildiği o veciz hadis-i şerifini söyledi. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen sevdiklerinle beraber olacaksın dedi. Oradakiler sordular, ya Resulallah, bu müjde sadece bu adam için mi geçerli, bizim için de söz konusu mu diye sordular. Allah Resulü bunun herkes için geçerli olduğunu söyledi. Bu sahneyi anlatan Enes bin Malik, hani Peygamber Efendimizin elinde ve evinde yetişen o bahtiyar çocuk diyor ki, biz hayatımızda bir İslam'a girdiğimizde bu kadar sevinmiştik. Bir de o gün çok sevindik. Çünkü biz hepimiz Allah'ı ve Resulü'nü çok seviyorduk demişti. Allah Resulü aslında bu veciz sözüyle hem o bedevinin sorusuna cevaplamıştı, hem o soruya acaba Allah Resulü nasıl cevap verecek, ne diyecek diye düşünen sahabeye cevap vermişti, hem de asırlar sonrası bizlere bir mesaj vermişti. Allah Resulü hemen cevap vermek yerine o şahsın neyi kastettiğini anlamaya çalışmıştı. Hemen cevap vermek yerine biraz zaman istedi belki. Belki bir vahiy gelirse vahiyle cevap verecekti. Ama sonrasında adamın kastını öğrendikten sonra öyle güzel bir cevap verdi ki kişi sevdiğiyle beraber olacaktı. İyi insanları, güzel insanları seviyorsa o güzel insanlarla beraber olacaktı. Ama yanlış insanları seviyorsa yanlış insanlarla beraber olmak gibi bir tehdit, ultimatum da vardı bu sözün içerisinde. Evet, bu sahneyi niçin anlattım? Siz New York bölgesinde yaşayan değerli kardeşlerim, şu an buradaysanız, inanıyorum, biliyorum ki siz ona olan sevginizden dolayı buradasınız. Ve o kişi sevdiğiyle beraberdi diyor. İnşallah o sevgililer sevgisiyle beraber olmak niyazımla, temennilerimle, sözlerime başlıyorum. Sayın Başkonsolosum, değerli ateşelerimiz, kıymetli meslektaşlarımız, çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok sevgili çocuklar, evlatlarımız, yavrularımız, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ve memleketten başta Diyanet Başkanımız Mehmet Görmez, geçen sene kutlu doğumda sizlere hitap eden fakülte dekanımız Profesör Doktor İsmail Hakkı Ünal ve diğer meslektaşlarımızdan, hocalarımızdan bolca selam getirdim. Selamlar olsun. Bu sene
kutlu doğum programımızın ana teması insanlık onuru. Gerçekten başlangıçta biraz tereddüt ettik. Bu onur kelimesini kullansak mı, kullanmasak mı? Çünkü onur kelimesi Fransızca bir kelime de İngilizce'de de kullanılıyor. Acaba bizi ve bizim kastımızı ne kadar karşılayacak diye biraz tereddütler yaşadık ama şahsen bu benim birkaç yerde konuşma yaptım. İsviçre'de bulundum, Türkiye'de birkaç yerde konuşma yaptım. İtiraf edeyim, ben onur konusunu bu kutlu doğum vesilesiyle biraz daha anlamış oldum. Meğer bizim onur konusunu konuşmamız gerekiyormuş. Varlığıyla, dünyaya teşrifleriyle insanlığı onurlandıran Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onur öğretisini bugün sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet, onur derken neyi kastediyoruz? İnsan ne kadar onurlu bir varlık? Ya da insan onurunu ne kadar koruyabildi? Bugün içerisinde yaşadığımız bu modern çağda bilimin, teknolojinin, ekonominin, sanayinin zirve yaptığı, dünyamızın globalleştiği bu çağda gerçekten insan onurunu koruyabildi mi? Bırakın insanı, biz Müslümanlar onurumuzu ne kadar koruyabildik? Onurumuza ne kadar sahip çıkabildik? Onurumuzu ne kadar koruyabiliyoruz? Onurumuzun ne kadar farkındayız? Bütün bunları biraz sizlerle anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet, onur kelimesi dilimize öyle yerleşti ki artık 7'den 70'e herkes kullanıyor. Dolayısıyla bunun Fransız kökenli, Batı kökenli bir kelime, kavram olmasını artık çok önemsemeyeceğiz. Onurun karşılığı dilimizde şüphesiz var. Ama bu karşılıklar da genellikle Arapça kelimeler. Başta ırz, şeref, izzet, iffet, hürmet gibi kelimeler şüphesiz onlar da bizim dilimize girmiş ama yeni Türkçemizde biraz daha insanın değeri, saygınlığı, öz saygınlığı gibi şahsiyeti, haysiyeti gibi anlamlar taşıyor. Şimdi benden önce konuşma yapan, sunum yapan değerli kardeşim de ayet-i kerimelere işaret etti. Oralara fazla girmek istemiyorum ama bir iki cümleyle ben de hatırlatmak istiyorum. Aslında Kur'an-ı Kerim'de İnsan Suresi diye bir sure var. Bu surede Cenab-ı Allah bize insan öncesi zaman dilimini hatırlatıyor. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُرًا. İnsanın üzerinden öyle bir zaman dilimi geçti ki henüz insan denilen bir varlık yoktu. Yani şöyle gözlerimizi kapatıp düşünerek anlamaya çalışacak olursak henüz daha ne Havva var ne Adem var. Hiçbir insanın olmadığı bir zaman diliminden söz ediyor. Ve yüce yaratıcı melekleri yaratmış. Meleklerden sonra adına insan diyeceği bir varlık yaratıyor. Ve bu varlığı meleklerden üstün kılmak suretiyle onurlandırıyor. Meleklerden Hazreti Adem'e saygı istemekle onu onurlandırıyor. Halifesi saymakla, yeryüzünü ona emanet bırakmakla onurlandırıyor. Ona akıl vermekle, düşünme vermekle, iyi ile kötüyü ayırt etme özelliği vermekle onu onurlandırıyor. Ve onurlu bir varlık yaratıyor. İnsan olarak herhangi bir dil, din, kültür farkı gözetmeksizin bir varlık türü olarak insan
onurlu bir varlıktır. Onurlu bir varlık olarak yaratılmıştır. Ahsen-i takvim olarak yaratılmıştır. Eşref-i mahlukat olarak yaratılmıştır. Zübde-i alem olarak yaratılmıştır. Ve bütün bu özellikleriyle hangi dilden, hangi dinden, hangi kültürden, hangi coğrafyadan, hangi renkten, hangi ırktan olursa olsun bu insan onurlu bir varlıktır, dokunulmaz bir varlıktır. Dokunulmazdır, saygındır. Onun için veda hutbesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği mesajlar içerisinde iki tanesi çok önemlidir bu bahis çerçevesinde. Bir tanesi Arap'ın aceme, Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. Yani sorumluluk bilinciyledir. Allah'tan sakınmakla gerçekleşecektir diyor. Bu o kadar önem arz ediyor ki bunu söyleyen rahmet elçisi Arafat Dağı'nın, Arafat Vadisi'nin ortasında bir arefe günü veda hutbesinde, veda haccında söylüyor bunu. 14 asır evvel söylüyor. Siyahla beyaz arasında, Arapla Türk arasında, Arapla İranlı arasında, Arapla Habeşli arasında hiçbir farkın olmadığını ve insanların Adem'den geldiğini, Adem'in de topraktan yaratıldığını söylüyor. Şimdi bunu anlayabilmemiz için hemen şöyle yakın tarihe, insanlık tarihine baktığımızda daha içerisinde yaşadığımız bu toplumda bile düne kadar 50 sene, 60 sene öncesine kadar zencilerin, siyahların ötekileştirildiğini biliyoruz. İnsanların renklerine göre, ırklarına göre, sosyal statülerine göre ötekileştirildiğini biliyoruz. İşte peygamberler Hazreti Adem'den Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberler bütün insanların Allah nezdinde ve yeryüzünde eşit olarak onurlu bir şekilde yaşayabilmelerinin mücadelesini vermek üzere gelmişlerdir. Peygamberlik bir onur mücadelesidir. Allah'ın onurlu yarattığı, fıtrat üzere yarattığı insanın onurunun ayaklar altına alınmaması mücadelesidir. Zenci de olsa, Arap olmasa da, köle de olsa, cariye de olsa, fakir yoksul da olsa, bedevi de olsa, hangi dilden, hangi renkten olursa olsun, insanın şerefinin, onurunun korunabilmesinin mücadelesi için gelmişlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu veda hutbesinde verdiği ikinci büyük mesaj hemen şurada Müslümanın Müslümana onuru, malı ve canı saygındır ifadesi. Eyyühennas inne dimâekum ve emvâlekum ve e'râdekum haramun aleykum fî yevmikum hâdâ fî şehrikum hâdâ ve fî beledikum hâdâ buyurur Allah Resulü. Ey insanlar! Mallarınız, canlarınız ve onurlarınız bu arefe günü ne kadar mukaddesse, bu Arafat meydanı ne kadar kutsalsa, bu hac mevsimi olan Zilhicce ayı ne kadar mübarek bir aysa, mallarınız, canlarınız ve onurlarınız o kadar mukaddestir, o kadar saygındır, dokunulmazdır mesajı veriyor. Şimdi burada bizim dilimizde ve kültürümüzdeki bir kavram kaymasına işaret etmek istiyorum. Dün ben Konya'da bir sempozyumda bu konuyu tebliğ olarak sundum. Çok kısa ifade etmek istiyorum. Kardeşlerimizin okuduğu veda hutbesinde de namuslarınız dokunulmazdır falan şeklinde geçti. Aslında hadislerde ırz olarak geçen, namus olarak geçen kelimenin bugün Türkçemizdeki tam karşılığı onurlarınızdır.
Ne demek onurlarınız? Yani ırz dediğimiz zaman bizim Türkçemizde daha çok ırz, iffet, namus ve cinsel dokunulmazlık akla geliyor. Bunun ne kadar dokunulmaz, ne kadar mahrem, ne kadar saygın bir konu olduğunu hepiniz biliyordur. Şüphe yok bunda. Ancak Peygamber Efendimizin altını çizdiği nokta, vermek istediği mesaj şu: nasıl mallarınız dokunulmazsa, kimse kimsenin malına el uzatamazsa, nasıl canlarınız mukaddesse, kimse kimsenin canına kastedemezse, onurlarınız da bu kadar mukaddes. Bakınız, ırzlarınız dersek sadece cinsellik akla geliyor. Ama onur dediğimiz zaman, onurumuzu inciten, onurumuzu zedeleyen, onur kırıcı her davranış yasaklanıyor burada. Irz namus değil. Allah Resulü'nün burada vermek istediği mesaj, onurlu insan eşittir Müslüman, onurlu insanın onurunu incitecek en küçük şey dahi yasaklanıyor. Bunu ifade eden hadis-i şeriflerde mesela buyurur ki Allah Resulü, bir kişiye Müslüman kardeşini hor hakir görmesi günah olarak yeterler. Bir Müslümanı aşağılamak, bir insanı aşağılamak, onurunu kırmak yasaktır. İnsan saygınlığına aykırıdır. Allah Resulü bundan dolayıdır ki insanın onurunu zedeleyecek ağır şakalar yapmayı yasaklıyor. Bir insanın onurunu incitecek bir şekilde taklidini çıkarmayı, taklidini yapmayı yasaklıyor. İnsanın arkasından konuşmayı, dedikodusunu yapmayı yasaklıyor. İnsana hakaret içerecek her türlü hitap etmeyi yasaklıyor. Kur'an ayetlerinde yine insanın bir başka insanla alay etmesini, dalga geçmesini, onu tiye almasını yasaklıyor. Çünkü bunların her birisi insan onurunu zedeleyen hususlardır. Şimdi bu girişten sonra şöyle birkaç soru sormak istiyorum. Konuya biraz daha iyi girebilmek adına. Onur konusunu biraz daha derinlemesine düşünebilmek adına birkaç soru sormak istiyorum. En son biz neyle onurlandık? En son neden dolayı onur duyduk? En son bizi kim onore etti? Veya hatırladığımız kadarıyla en son kimi onore ettik? Onur duyduğumuz, onurlandığımız ne gibi hususlarımız, özelliklerimiz var? Ya da olumsuz tarafından bakacak olursak, en son kimin onurunu incittik? En son kimin onurunu ayaklar altına almak durumunda kaldık? En son kime onurunu kıracak davranışlar sergiledik? En son insan olduğumuzdan dolayı, onurlu bir varlık olduğumuzdan dolayı ne zaman utanç duyduk? Ne zaman onurumuzun bu kadar incindiğini hissettik? Bu ve buna benzer sorular aslında bizim onur konusunu biraz daha yakından, daha kolay anlamamızı sağlayacak. Evet, içinde yaşadığımız bu modern dünyada gerçekten onur olmaya o kadar ihtiyacımız var ki, onur duymaya o kadar çok ihtiyacımız var ki, onurlu bir hayat yaşamaya o kadar çok ihtiyacımız var ki, bazen unutuyoruz ne zaman onurlandık, ne zaman neyle onur duyduk diye utanıyoruz, unutuyoruz.
Ama içinde yaşadığımız bu modern dünyada şu gözlerimiz, şu kulaklarımız öyle olumsuz haberler duyuyor ki, öyle kötü sahneler görüyor ki, insanlık onurumuz adına utanıyoruz, başımızı eğiyoruz. Hala bunları görmek, hala bunları yaşamak zorunda mıyız demeden edemiyoruz. Ne gibi? Eğer hala yeryüzünde sömür varsa, eğer hala biz rahat, huzur içerisinde bir hayat yaşarken, yememizde, içmemizde, hayat standardımızda herhangi bir problem yokken, hala modern dünyamızda Afrika'nın pek çok ülkesinde insanlar açlıktan kıvranıyorsa, hala o kaburga kemikleri dışına çıkmış, yüzüne konan sinekleri kovmaktan aciz düşmüş, aç, susuz kalan, hastalıktan dolayı daha ömrünün baharında ölen binlerce, milyonlarca çocukların yaşadığı bir dünyada yaşıyorsak, onları uzaktan seyretmekle yetiniyorsak, insanlık onuru adına mahcubuz. İçerisinde yaşadığımız bu dünyada, bu toplumda yaşam standartları, insan ömrü 80'lere ulaşmışken Afrika'daki insanın ömür ortalaması hala 40'larda geziyorsa mahcubuz. Hala insanlar savaş, terör, nefret suçları şiddetle uğraşıyorsa ve hala hemen her gün özellikle kendi vatanımızda, üstelik Müslümanların yaşadığı bir toplumda hala hanımlara şiddet uygulanıyorsa, 2 aylık bir kadın, dünkü gazetelerde vardı, 2 aylık bir gelin kocası tarafından, kayınpederi tarafından döve döve öldürülüyorsa biz mahcubuz. Allah Resulü'nün cennet annelerin ayağı altındadır dediği kadını biz hala koruyamıyorsak, hala o kadına onurlu bir hayatı bahşedemiyorsak, annemize, kızımıza, eşimize, bacımıza, kız kardeşimize onun, Allah'ın ve Resulü'nün verdiği onuru biz onlardan esirgiyorsak, bunu bahşedemiyorsak biz mahcubuz. Allah Resulü'nün hayatına baktığımızda aslında Peygamber Efendimiz'in nasıl onurlu bir hayat yaşadığını ve insanları nasıl onurlandırdığını görürüz. Daha peygamber olmazdan önce Ebu Cehillerin, Ebu Lehemlerin yaşadığı Mekke'de güçlünün zayıf olanı yediği, ezdiği, elindeki malını talan ettiği, karısını, kızını alıp kaçırdığı, götürdüğü bir toplumda bir avuç insaflı, vicdanlı insanlarla birlikte Allah Resulü'nün daha 20'li yaşlarında Hilful Fudul dediğimiz Erdemliler Antlaşması'na girdiğini görüyoruz. Onurlu bir insandı ve insanlığın onurunu koruyabilmek için daha peygamber olmazdan önce o hak mücadelesini başlatmış, haksızlığa uğrayanların hakkını elde edebilmek için o erdemlilerin arasına girmişti. Allah Resulü öyle bir onur ortaya koymuştu ki daha peygamberlik öncesinde Hazreti Hatice'nin kervanında çalışırken bir işçi olmasına rağmen onurlu bir çalışma hayatı göstermekle Hazreti Hatice'nin dikkatlerini cezbetmiş ve Hazreti Hatice'nin talep olmasıyla Hazreti Hatice ile evlenmişti. Çünkü o yoksuldu, fakirdi,
ama dürüsttü, onurluydu, Muhammedül Emin'di. Sade, mütevazi, tabii bir hayat tarzı vardı ama daima onurluydu. Peygamberliğini ilan ettikten sonra amcası vasıtasıyla gelen şu teklife, peygamberlikten, bu davadan, bu dinden vazgeçmesi şeklinde gelen teklife, ey amca, bir elime güneşi verseler, diğer elime ayı verseler, vallahi bu davadan vazgeçmem derken onurluydu. Dinini, davasını, çizgisini hiçbir menfaat karşısında satmayacak kadar, hedefinden asla vazgeçmeyecek kadar onurluydu. Mekkelilerin şiddetle, işkenceyle, eza cefayla, ablukayla Müslümanları ve Peygamberimizi sıkıştırdıkları o zor dönemlerde bile sabrını, mukavemetini, erdemini korumakla onurluydu. Sabretti. Şiddete şiddetle değil, şiddete sabırla cevap verdi. Şiddet daha ilerledi, şiddete hicretle cevap verdi. Eğer isteseydi, gençlere deseydi ki, ey gençler, bu Mekkeli müşrikler size bu kadar işkenceyi reva gördü. Bu gece Mekke'de taş üstünde taş bırakmayın, yakın yıkın deseydi, bu gençlerin kaybedeceği hiçbir şey yoktu. Çünkü Allah Resulü yakmak için, yıkmak için, öldürmek için değil, oldurmak için gelmişti. Sabretmeyi tercih etti. Çünkü o onurluydu. Etrafında kümeleşen ilk Müslümanlara baktığımızda hepsinin gençlerden oluştuğunu görürüz. Hepsinin ortak bir özelliği köledir, yoksuldur, gariptir, fakirdir, uzaktan gelmiştir. Ve hepsini Peygamberimize bağlayan tek özellik, onların ilk defa insan olarak, bir şahsiyet olarak Peygamberimiz tarafından kabul edilmesidir. Bilal-i Habeşi, Habeşistan'dan gelmiş zenci bir köleyken, Selman-ı Farisi İran'dan gelmiş fakir bir İranlıyken, Süheyb-i Rumi Anadolu'dan gitmiş bir gariban iken Allah Resulü'nün yanında buldu onurunu, insanlığını. Zeyd bin Harise satılmış bir köleydi. Allah Resulü'nün azatlısı olarak özgürlüğüne kavuşturuldu. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz hikayeyi. Akrabaları Zeyd bin Harise'yi bulduğunda ve memleketine götürmek istediklerinde Allah Resulü kararı Zeyd'e bırakmıştı. Eğer isterse gidebilecekti. Ama Zeyd bin Harise bu onurlu şahsiyetin insanlığını yanında bulduğu, yolunu, hedefini, geleceğini yanında inşa ettiği Hazreti Peygamber'i tercih etmişti. Çünkü Allah Resulü onurluydu, onurlandırmıştı. Allah Resulü Medine'ye göç etmek zorunda kaldı. Medine'ye göç vardı ama Medine'den Mekke'ye tekrar fethi için geldiklerinde göç yoktu. Göç vardı ama göç yoktu. Sahabeden Sa'd bin Ubade Hazretleri Mekke'nin fethine gelirken el-yevme yevmul merhaba, bugün kanların, cesetlerin yerlere döküleceği bir gündür diye feryat edince Allah Resulü derhal müdahale etti. Hayır, el-yevme yevmul merhaba, hayır, bugün merhamet günüdür. Merhametten başka yolumuz yoktur buyurmuştu. Çünkü o onurluydu. Savaşta bile onurluydu. Savaşta bile merhametliydi. Savaşa gönderirken orduları mutlaka şu tembihlerde bulunurdu. Kadınları öldürmeyin. Çocukları öldürmeyin. Yaşlıları